Merhaba arkadaşlar, Limon TV'ye hoş geldiniz. Ben Gönül. Serimize devam ediyoruz. Kahve makinemizi açtık, inceledik. Mikserimizi inceledik. Şimdi sıra bulaşık makinemize geldi. Çok merak ediyorum. Büyük olanlara geldi sıra yani. Bulaşık makinesine ve çamaşır makinesine. Ama ilk önce bulaşık makinesini açıyoruz. Ne demiştik? İlk önce kahvemizi yapalım, kekimizi yapalım, çırpalım. Sonra çıkan bulaşıklarımızı da makinemizde yıkarız. Şimdi bulaşık makinemize geçiyoruz. Bulaşık makinemize bakalım içerisinden neler çıkacak. Bunlar kadar basit mi? Yoksa daha fazla mı tuşu var? Yine pille mi çalışıyor? İçerisinde kılavuzu var mı? İki tane oyuncağımızda da kılavuz çıkmadan zaten çok basit. Bakalım bulaşık makinemizde böyle bir alengili durum söz konusu mu? Evet, bulaşık makinemizi açalım bakalım. Biraz daha büyük. İnsan büyük olunca daha çok merak ediyor. Evet, bulaşık makinemizi de açıyorum şu an. Çok merak ediyorum. Ooo, bunda bir sürü tuş var. Evet arkadaşlar, bulaşık makinemiz de çıktı. Ay, çok heyecanlandım. Aa, bunun içerisinde kılavuz çıktı. Kullanma kılavuzu. Bakalım hemen. Başka bir şey var mı ona bakalım. Yok. Diğer ikisinde kullanma kılavuzu yoktu. Ama bulaşık makinemiz de çıktı. Şöyle koyalım. Bulaşık makinesinin kapağını açınız. Sol alt köşede lastik kapağı göreceksiniz. Kapağı bulaşık makinesinden ayırınız. Lastik kapağı da açınız. İçerisine su doldurunuz ve kapatınız. Su düzeyi kapak üzerinde su seviyesine işaretine kadar olmalıdır demiş. Bulaşık makinesinin kapağı geri takınız. Makine çalışmaya başladığında su hareketleri makinenin dışında görülecektir demiş. Şimdi bunları okuduk ama henüz bakalım hangi tuşları nereden basıyoruz ve ne şekilde çalıştırmaya başlıyoruz. Suyumuzu koyacağız. İçerisiniz gördüğüm kadarıyla bulaşıklarımız da var. Aman Allah'ım, bardaklarımız var, kaşıklarımız var galiba. En çok bunu sevdim galiba ben. Bu şekilde arkadaşlar. Arkada pil koyunca koyulacak kısmı var. Üstünde on off tuşu var. Yıkama tuşları var, birkaç tane auto. Derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Open diye bir tuş var. Şöyle göstereyim bir daha. Önünde open diyorsunuz. Kapağı açılıyor. İçerisine çıkmış. Allah Allah. Bu şekilde bulaşıkları yerleştirebileceğimiz sepetleri var içerisinde. Kaşıklarımız, bardaklarımız çıktı. Çok güzel. Kaşıklığı bile var içinde. Kaşıkları ve bıçakları, çatalları ayrı koyabileceğiz. Acayip heyecanlandım şu an. Hemen bakalım. Çok güzel. Kaşıklarımız, bardaklarımız. Şimdi yerleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Çevireyim makineyi. Siz de görün. Ben çok heyecanlandığım için sadece kendim bu. Şöyle sepetim. Bardaklarımız. Şimdi buradan da kalaklarımız. Kaselerimiz. Oo, çok bulaşık olacak. Arkadaşlarınıza ikram ettikten sonra makinenize güzelce yerleştirip yıkayabilirsiniz. Bu kadar basit. Bakalım nasıl yerleştireceğiz. İlk önce çalıştırmadan önce şöyle siz de görün istiyorum aynı zamanda ama. Diyelim ki ya, yedik, çok pislendi, artık yıkamamız gerekiyor. Yerleştirelim. Şöyle göstereyim size de. Pillerini de takacağım biraz sonra. Şu an sadece nasıl yerleştirebilirim, ne şekilde dizebilirim çok merak ettiğim için siz de görün istiyorum. Bu kısma da biliyorsunuz çatallarımızı, kaşıklarımızı, bıçaklarımızı koyuyoruz. Şöyle söyleyeyim. 2 bıçak, 2 çatal, 2 kaşık çıktı. 2 tane fincan çıktı. 2 tane fincan altlığı çıktı. 2 tane tabak çıktı. Yani 2 kişi rahatlıkla yemek yiyebilir ve makinede yıkayabilir. Şöyle bunları da yerleştirelim. Da buna mı yerleşiyor acaba?
Burayı buraya yerleştirebiliriz. Bu tabağı da buraya koyabiliriz böyle. İçinden bu şekilde bardakların ve tabakların çıkması da bence çok güzel. Ben onlara da çok mutlu oldum. Şimdi bu şekilde kapağı kapatacağız ve başlayacağız. Ama ilk önce pilini takalım isterseniz. Hadi pilleri takalım ve çalıştırmaya başlayalım makinemizi. Bulaşık makinemin pillerini yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Makinenin arka kısmında pil gözü. 3 tane kalem pil takılıyor bulaşık makinesine. Bulaşıklarımızı da yerleştirmiştik. Aynı zamanda ön tarafında yıkaması için ufak bir hazne var. Haznede de çizgi belirtmişler. Ok var zaten yanında haznenin. Oka kadar suyu doldurun demişler kılavuzunda. Suyu da doldurdum, pillerini taktım. Şimdi bulaşıklarımı zaten yerleştirmiştim. Şimdi başlayalım. Buradaki open tuşuna ön kapak kısmı açılıyor, kapanıyor. Şimdi ben on off butonuna tıklıyorum. Sonra auto butonuyla başlayacağım yıkamaya. Bakalım yıkayacak mı? Evet. Çok güzel yıkıyor. Şu an mis gibi yıkanıyor bulaşıklarım. Kahve içmiştim, yemiştim hatırlarsanız bir önceki videolarımızda. Şimdi onların bulaşıklarını yıkıyorum. Ve çok güzel, ben çok beğendim. Bu da çok hafif, bu da ağır bir makine değil. Şu an bitirmek üzere sanırım bulaşıklar bitiyor. Diğer tuşlar da şu an kapatabiliriz. Evet, bulaşıklarımız da yıkandı. Açalım bakalım nasıl yıkamış. Mis gibi olmuş. Hepsi de kupkuru. Çok güzel, çok beğendim. Yine aynı serinin aynı renkleri. Ama bunda daha çok tuşu var, daha zevkli. Açma kapama tuşu var, içine haznesine su doldurabiliyorsunuz, bulaşıklarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Derece ayarı var aynı zamanda. Normal bir bulaşık makinesinde olan tüm ayarlar var. Sadece bunu pille çalıştırıyorsunuz. Kahvenizi içtikten sonra kahve makinesinde kekinizi yaptıktan sonra çıkan bulaşıkları da evcilik oynarken makinenize yerleştirip çok zevkli dakikalar geçirebilirsiniz bence. Ben çok eğlendim, çok beğendim. Devamlı böyle tuşuna basıp başlatıp yıkamak istiyorum. Devamlı oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar, bulaşık makinemizi puanlayalım isterseniz. Ben puanımı hemen açıklamak istiyorum size. Bulaşık makinesine benim puanım 10 üzerinden 9. Çünkü ben bulaşık makinesini çok beğendim. Bir sürü bızıklayabileceğiniz, oynayabileceğiniz bir sürü tuşu var. Açma kapama tuşu var, dereceleri var. İçinden bardaklar, tabaklar, kaşıklar, çatallar çıktı. Çok eğlenceli. Bu serinin en sevdiğim oyuncağı oldu. Bu da hafif bir oyuncak. Yine aynı renkte, aynı tasarımda. Ben çok beğenerek şu an kullandım. Sizin de yorumlarınızı, merak ettikleriniz varsa eğer bana yorumlarınızı ve merak ettiklerinizi iletebilirsiniz. Seriye devam edeceğiz. Bir tek bu çamaşır makinemiz kaldı. Kahve makinemizi, mikserimizi ve bulaşık makinemizi size tanıttım. Serinin son oyuncağını da bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Videomuza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.